Şey var ya, seyyar, şey, onu getir. Buraya attık mı yoksa şeyi? Cismaniyetin şeyini at dedim ya. Ha şu tamam tamam gelin. Bunu işte. Eyvallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin selava. Şöyle, tabi geç. Yok önemli değil, geç. Oraya mahkum olmayın ya. Böyle isterseniz böyle geçin, orada bak ikide bir derste rahatsız edileceksiniz. Çünkü ne kadar desek de. Daha başlamadık. Geçmek istemiyorum. Şecere-i Hilkat var mı burada? Masa üstünde harikalar da var. Var mı? Hem elipsi var hem normal var. Hem elipsi hem normal olan var ama... Şu haritalar mı? Güzel. Besmele çektiğim zaman saatim işliyor ona göre. He. Şimdi ben size... Nerede o şeceri fakat? Şeye basın abi. Şey harfine basın klavyeden çıkıyor. Şu olabilir mi? Yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar başladık. Dersimizin konusu cennet. Tamam. Cennet. Soru sorabilirsiniz. Şimdi cennet deyince hep böyle cismani lezzet hatıra geliyor. Biraz ötelerden bahsetmek istiyorum. Bahsedilen, haber verilen surettir. Kur'an'da bize bahsedilen surettir. Ona dinimiz cennetin kaç tabakası vardı? En üst tabakanın adı neydi? Cennetin vesile. En üst tabaka cennet yani. Ha? Cennet deniliyor. Şimdi bak arkadaşlar ben bir sayayım. Cennet vesile. Cennet. İkincisi Naim. Üç Adn. Dört Firdevs. Detayını yazmadım o terkibini. Çünkü çok ciddi işimiz var yani. Bildiğimiz dışında bir cennetten bahsedeceğim. İnşallah muvaffak olabilirsem. Beş Hüsna. Altı Darüsselam. Yedi Darül Mukame. 8 Cennet-i Mevva. Tamam. Cehennemi de sayayım. Kaç tabakası vardı cennetin? Cennetin 8. Cehennemin saymıyor. Çünkü bizim cehennemle işimiz yok inşallah. İnşallah. Saymıyor. Peki niye söyledi? Çünkü rahmetimi, gadabımı geçmişti. Orada da gözüküyor. 8'e 7. Blokaya diyor. Allah'a güvenin ve sevin ve nihayetsiz üst zannedin. Korkma. Namaz kılamamaktan kork. İnternetlerden kurtulamamaktan kork. Allah'tan değil. Allah'tan böyle hafet korkma. Haf kalbidir. İçinde zevk barındırır. İçinde inşaat yapar seni. Seni inşa eder, ihya eder. Haf çocuğun annesinden korktuğu haftır. Babadan korktuğu korkudur. Uzaklaştırır. İnsan her korktuğu şeyden kaçar. Allah hariç. Şimdi başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Cennetin birinci tabakası cennet olduğu halde genel imiş gibi gösteriliyor. Cehennemin birinci tabakası cehennem olduğu halde genel gösteriliyor. Gene çakmadan çakalım. Birinci tabaka cehennem, cehennemdir. Geç abi, geç abi, geç yoksa kameraya tak. İkinci tabaka Lazza, alevli ateş panası. Üç Sair, dört Sakar, beş Kaviye, yedi Hutame, yedi Cahim. Cahim'in içinde bir kuyu var.
ne kuyusu? Gayya. Onu Allah özel ayırdı. Merak etme. Sizinle alakası yok inşallah. Öyle temenni. Hayır hayır. Munafa özel yapılmış. Munafa özel yapılmış. Müslümanın günahkarları cehenneme gidecektir. İkiye gitmeyecekler. Cehennemin ikisinde Müslümanların günahkarları olmayacak. Kafirler, yıldıza tapanlar vesaire şirk ehlileri cehenneme girmeyecekler. Cehennem yedi tabakasının birinci tabaka cehennem ya. Cehennemin birinci tabakası rahmettir gene. Oraya girmeyecekler. Onlar Lazza, Sair, Sakar, Haviye, Hutame, Caim gibi yerlere olacak. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh cehennemde o kadar vücudumu büyüt ki Müslümanlar yer kalmasın. Demek kafir yok orada. Ama bunu bilmeyen Vehhabi, İslamsız olduğu gibi insanlar, şuraya bak diyor, Allah'tan daha merhametlidir. Bilmiyor ki. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir kişinin imanı kurtulsam diyor, cehennemde yansam, gönlüm gülgülistan olur. Bu birinci tabakadır. Müslümanlara yer kalmasın. Demek kafir yok orada. Kafir olmayacak orada. O da yediye ayrılıyor. Cehennemin yedi tabakası var. İçin o yedi ders gene sizin alakası yok. Çünkü vaaz edip yaşamayan alimlere aittir. Siz de ben de alim değiliz. Ben oradan kurtardım. Yani böyle altını çeke çeke tamam neyse biz cennette olalım. Şimdi rahmeten yedi tabaka olan cehennemin en büyük tabakası yukarısı cehennemdir. Cehennem denmiş rahmeten. Laza denmemiş, sahir dememiş, gaya denmemiş, merhametten. Cennetin birinci tabakası cennettir. Bu da niçin ötekisi denmemiş? Sürpriz olacaktır. Öteki tabakalarda ne var? Bize bahsedilen cennet, Kur'an'da, hadiste bahsedilen cennet nimetleri cennetin birinci tabakası olan cennetten bahsediliyor. İki yok. İki yok yani. Haber yok. Üç yok. Sen ne, ben ne duyduk ya, ne biliyorsak hep birinci tabakadır o. İki, üç yok. Birincisi cismaniyettir. Cismaniyet. Şimdi ben cismaniyeti bir bakalım, cismaniyet neymiş, ondan sonra şey yapacağız. Ha şöyle ilk önce kabataslak. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Duvar şeye bakın. Ha burada millet niye toplandı anladım. Burası daha netmiş ya. Şu taraf. Tamam mı? Doktorum şurası daha netmiş. Arkadaşlar bunun hakkında malumat yoktur. Tamam. O dışarıya vuruşun ezeli ve ebedi şuhunat-ı zatiyesi vardı. Sıfatı vardı. Ders biliyorsunuz 8.30'da değil mi? Geçen hafta söylemiştik. Şimdi sıfat var. Esma-i Zatiye vardı. Esma. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sonra karar verdi. Nur Muhammed'i yarattı. Şu Nur Muhammed'idir. Çabuk diyorum. Burada bunun adı mahluk değil. Mec'uldur. Nur Muhammed'idir. Bu çekirdeğin adı burada. Eneler buradaydı. Biz burada vardık. Neydik? O ben olan ben dediğimiz. Sonra bize buradan ruh takıldı, şu kırmızı olan yer. Sonra akıl takıldı. Sonra pembe olan kalp takıldı. Sonra cennet ve cehennem. Onu bize monta etti. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, intikam, hasret, nefret, öfke. Olumsuz her şeyin bizdeki hulasalanışına cehennemden haber veriyor. Surur, neşe, saadet, ferahlık, ikram-ı ihsan, lütuf, lezzet ve zevklerin cemi bize hulasalanmış. Onun bizdeki adı, cennetteki adı işte bunlar. Yani bize iki tane şey var sistem. Celal ve cemal. Bunlar cennetten ve cehennemden haber veriyor. Cennet ve cehennemin varlığına en güzel delil insanın fıtratıdır. Yani azabı anlatan kahr, gadab, haset, nefret, öfke, kin,
vurma, kırma, ceza bizde var mı? Orada haber veriyor. Tedbir alın diye. Cehennemde haber. Bizde sürur, neşe, saadet, bast yani. Ferahlık var. Emeller var, arzular var, ittifaklar var, zevk var, lezzetler var. Bunu da bize monta etmiş. Cemal tecellisi. Cennette haber veriyor. Fıtraten. Bu cennet cehennem burada. Şimdi biz nerede oturuyoruz? Onu da göstereyim. Burada nefis şeytan takıldı. Yani vesveseli olan kardeşim sana söylüyorum. Burada şeytan takıldığı için bundan gerisini bilemez. Burayı bilemez. Şeytan buradan aşağı bilir. Lise diplomasında ilkokulda var, ortaokulda var. Ama üniversite diplomasında lise diploması da var. Lise diplomasında üniversite diploması yok. Yani kürsten aşağıya şeyleri bilir şeytan. Şuradan aşağı bilir. Oysa imanın yeri şurasıdır. Biraz ufaltayım, çabuk çekeyim. Şuradadır. Senin imanın olup olmamasını bilmesi için şu mouse'un olduğun yeri bilmesi lazım. Oysa şeytan bize şurada takılmıştır. Senin imanın olup olmadığını bilemez. Senin imanı yok. Kabı kavşi seni git bak. Var mı yok mu? Çıkamaz. Çıkamaz. Nereden biliyorsun ya? O zaman ne diyeceksin? İmanım yok. Yok, ne yapalım? Bak bak, rahatlıkla söylüyor. Hiç endişe etme. Kürs buradan, yani nefis buradan takıldı. Şeytan buradan takıldı. Takoz övüç ama çok lazım orada. Şimdi sen burada oturuyorsun. Şimdi bak burada oturuyorsun. Tamam mı abim? Tamam. Çabuk gidiyoruz. Şimdi şu çok önemli. Burada otururken şu beden var ya, beden. Neyin hulasası? Bak bu çok önemli. Şu var ya, şu mouse. Görüyor musun? Siddet-i Muntaha. Okay'ın gördün mü abi? Senin için iki tarafta şey. Sofrada öyle oturuyorlar ki bir tabak bitince öteki tabağına da geçelim. Tamam mı? Biz de ben öyle yapıyordum ya. Biliyorsunuz iki tane ama zeytin yalarmış. He? Okay. Bir tanesi demiş ki, lan demiş, zeytini komple yiyorsun. Eskide fakirlik vardı, iki defa parçalıyorlar. Lan nereden biliyorsun dedi. Sen ama ben ama. Ben öyle yiyorum da ondan. Tamam mı? Şimdi biz ortada oturuyoruz. Okay. Şimdi mouse görüyor musunuz abiler? Gördüm. Burayı Allah mekan itibariyle, ruh değil, mekan itibariyle bunu, yani meyveyi, meyve sıkacağına koyduk cenneti. Cehennemi de koyduk meyve sıkacağına. Daire ilmi de koyduk meyve sıkacağına, alete. Daire hayatı koyduk, kürsü koyduk, lef-i mahve ispatı koyduk, emr-i künfe-i künü koyduk, kâf-nun tezgahını koyduk. Alemi berzah koyduk, yedi kat semayı koyduk, alemi şehadeti koyduk, meyve suyundan aldık, dondurduk, bu oldu. Ama bu nedir? Bizim gördüğümüz bu nedir? Biraz buna bahsedeceğim. Ondan sonra cennetteki ruhani şeylere gireceğim. Duyduğumuz işte huridir. Bir anda her yerde olacaksın. Saltanat, onlardan bahsetmeyeceğim. O birinci tabakadır. Anladın mı abi? Tiyatro oynamayı bilmezsin sen. Burada tamam mıyız abi? Şimdi bu nedir? Çok kısa. Alıştığınız için zaten bunları biliyorsunuz. Bak şu cismaniyet var ya. Bu değildi. Neyse onu hemen şey yapayım. Şurada vardı. Cismaniyet abi, klavyeden C'ye basın. C'ye bas. Evet. Ha. Bak, cismaniyet böyle bir şeymiş, bir mektupmuş, lafız gibiymiş, surettir, kelimeymiş, ilanname-i ilahiymiş, huruf gibiymiş. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ses. Cismaniyet böyle. İçinde ne var? Dima var, konuşurken ben. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, itikadım var. İmanım var, hissiyatım var, duygularım var, latifelerim var içinde, fikriyatım var içinde. Zahirde bir libas gibi. Tamam mı? Kelimeymiş. Ama tesir ediyor. Şimdi hemen şu cismaniyeti hepinizin hakkıdır. Cismaniyet üçe ayrılır abiler. Bir, suret. İki, hakikat. Üç, mahiyet. Önünde geç. Bak şimdi.
Ona ait bir misal vereceğim. Bunu anlattıktan sonra oradaki şu cesedi çözmemiz lazım. Odun düşünün, odun. Odun cismanidir. Tamam. Odunun içinde abim, Hamza mı dedik abi? Evet. Hamza abi. Odun içinde duman var mı? Nur var mı? En büyük düşman ateş var mı? Var. Bu gözükür mü zahirde? Gözükmez. Hepsi aynı yerde mi? Aynı yerde. Aynı formatta oldukları için batının aynı. Dışarıda duman, nur kapatıp açıyor. Buna hakikat denilir. Oduna suret. Tamam mı? İçindeki farklı yapıya hakikat denilir. Tamam? Suret neydi? Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatı. Hakikat nedir? Bunu meydana getiren esmalar. Rahman, Rahim, Kerim, Hakim, Ad. Tamam mı abi? Alaaddin abi. Seni çok doyar veriyorum hepinize de. Hasreten o çok güzel herkes anlattığı için abi. Bunları temelini çözmek lazım. Odun abi. Surettir. Suret, cil ve cemal nakış sanat. Odunun bir de hakikati var. Gözükmüyor. Demesek veya yakmasak bilemezdik. Odun hiç yanmadığını, yandığını görmeni anlatamaz. Bunun da hakikat. Bir de bu odunun içinde bulunan duman nur var ya, onun yazılımı var, kanunu. Buna da mahiyet denilir. Şimdi okuyayım şimdi. Bu neymiş? O alemleri unutmayın. Ceset, suret yani. Neymiş? Esmaların en kesif zuhuratlarıdır. Atom olarak görülmesidir. Bu. Mekanı ve zamanı olan, mekana ve zamana tabi olan, yer kaplayan, vuracağım ki 25. kare yapayım size. Hepsi televizyon mu yapacak size? Bir de ben yapayım. Ceset gelip geçicidir. Ceset kudrete dayanıyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetin o mahiyet ilmeği sürer. O şey vücudu harici verir. Risale'de toplamış kelimeler size sunuyorum. İşte bu vücudu harici cesettir. Atomların donmuş halidir ceset. Cisim zahirde görünmez. Cismimiz gözükmez. Ceset gözüküyor. Cisim yok. Kimse gördüğü yok. Yani odunu yakmasak, desem ki odunun içini gören yok. Arkadaşlar, hiçbiriniz görmediniz kabul edin. Arkadaşlar, odun gözüktüğü gibi değil. İçi hiç bununla alakası yok. Ya katayım yedi, nasıl alakası yok? Odun buradadır, bir yerdedir ama bunu meydana getiren her yerdedir. Var ya demi duman. Ya odun tutulur, çatılır, oturulur üzerine. Bunu meydana getirelim. Mekanı yoktur, hacmi yoktur, küllesi yoktur. Çakamazsın. Çakılamaz, oturulamaz. Nasıl olur ya? Zıt zıtına çıkar mı? Latiften kesip çıkar mı? Her yerde olan bir yerde olur mu? Oluyor işte bak. Allah için soracağına oduna sorsana. Allah niye görmüyoruz soracağına, zamanı niye görmüyoruz sorsana. Zamanı niye görmüyoruz? Zaman nerededir? Hacmi var mı? Tipi var mı? Nasıl bir arkadaşlık? Tanıştırsanıza. Evvel midir, ahir midir, zahir midir, batın mıdır? Tipi, hacmi var mıdır? Burada olup, burada olmayandır. Tamam, cesedi görüyoruz, tamam mı? Cisim, kimse gördü, yok. Hayda, adam diyor ki olan Allah'ı niye görmüyoruz? Şimdi geldi derse, ulan cisim, cesedi görmüyoruz, cesedi görüyoruz. Atom, donmuş atomu görüyoruz. Bunun içeriğini görmüyoruz. Cisim zahirde görünmez, zahirde gözüken cesettir. Cisim sıfatı, ceset ve beden, cisim daha cami, ceset ile beden dışa vuruşlar. Ceset ruha, ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Ceset, şu ceset, ruhun alem-i şehadette şu dünyadaki kabirmiş. Kabir değilmiş. Ha? Ya, ama bir de tabut var. Ha? Kabir cesettir. Tabut hazır zamandır. Şimdi biz zaten kabirdeyiz. Kabire girmekten korkuyoruz. Kabirdeyiz, kabirde beyler. Ne zaman suretten hakikate geçersek
dünyanın ölümü ahiretin dirilmesi olur. Burada orayı yaşarsın. Yani kabirden çıkarır. Şu anda biz kabirdeyiz. Cesede gömülmüşüz. Yani şey dese ki odunun nuru. Odunun nuru var ya içinde. Kabirdeyiz kardeşim. Ya ne kabirdesin? Odunun içinde işte. Odununa kabir değil mi şimdi? Biz de böyleyiz. Odundan kasıt cesettir. Odundaki nurdan kasıt ruhtur. Odundaki dumandan kasıt nefistir. Nerededir şimdi ruh? Kabirde. Geçebilirsin abi. Cismaniyetteki hakikati beden. Beden, anlardaki fert. Var ya mesela ampul. Saniyede 60 defa yanar söner mi şu an? Ama bizim gördüğümüz, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için ampulü biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa anlardır. Ampul. Biz de öyleyiz. Var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudretin ilime, ilimden kudret, var zannediyoruz. An var, an. Bu anın adı beden. Tık 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 tık. Hasan abi kayyumiyete mi bağlıyorsun? Kayyumiyet bu. Aferin, aç. Orayı da aç. Böyle tam aç. An, anlardaki fert. Anda olandır beden. Onu da aç. Aç abi. Böyle şey yaparak. Cisimde olup cisim olmayandır. Bak cisimde olup cisim olmayandır. Tır 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 tır. Sonra cisim zahirde görünmez. Zahirde gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Devamlı yaratılıyoruz, devamlı. Buna iki tane ayet var Kur'an'da. Halkın cedid. Bunu 30. sözde ihtizazdır diyor. Mesela Alaaddin sen hayale tut abi ipin ucunu. Tut bunu abi tut. Ortada sen. Neydi ya? Selçuk. Abim gergin ipi. Ortadan kaldır abi kaldır. Biz de geldik kaldı. Bırak. Hepsi dolu mu gözüküyor? Aslında bir ince bir çizgi var değil mi? Ama hep dolu gözüküyor. İşte biz hep dolu gözüküyoruz. Boşuz. Boş dünya. Hızlı olduğu için gözün görme kabiliyetinden zahirde gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Mazi ve müstakbelde yaratılmış ve yaratılacakların toplamına yani bütünlüğüne, cemine, cemül cemine bedeni misali denilir. Sonra beden enedeki temayülatlarım yani ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyit bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. Ehli ilime bahsediyorum bunu. Alabileceğiniz miktarı alın. Alamadığınız sizi aşıyorsa bazı kelimeler sizi aşan fıtratlara aittir. Bir de okuyayım burayı. Beden enedeki temayülatlarım yani ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. Atomun kendisi değildir. Görünen ama ceset, beden, cisim bütünlüğüne cismaniyet denir. Demek ki cesedi görüyoruz, cismi görmüyoruz. Biz odunu görüyoruz, odunun nurunu görmüyoruz. Son şeyi okuyorum ondan sonra şey gireceğim cennete. Cismaniyetin mahiyeti, cisim. Bak ceset, beden, cisim. Cisim, esmaların cil ve cemal nakış sanatlarının bütünlüğüdür. Yani şurada, bak renk var. Renk var değil mi? Herkeste renk var. Bu renk, mesela adam simaya bakın bakamazsınız gözüne. En gerekli ilanı gibi sokar adamı. Bazılarına bakarsın göründüğü zaman seni rahatlatır. Bazısının sanki bu gördüğü zaman 6'ya işin ters gider. Tipini gördüğü zaman 6'ya kafadan gider ya. Veya o gün uğursuz olur seni. Böyle uğursuzluk yok da. Seni oraya... Bazılarını da gördüğün zaman da oh diyorsun. Peki nereden kaynaklanıyor? Bu cesette insanın ruhsal yapısı
Burayı değiştiriyor. Mesela şöyle, utanan insan kızar mı? Sizin simalarınızla sokakta namaz kılmayanın siması niye farklı? Çocuğuna yakına demiyorsun, oğlum bak şey söylüyorsun, bak siman gösteriyor yani, gizleme. Eskide hava harp okuluna alırken, eskide girerken diyormuş ki bak, çık 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 sen çık sen çık sen çık. Hemen anlarmış. Zındık bile anlıyor. Sima sima, talebe girdi. Çık 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 çık. Biz öyle çıktık. Hava harp okuluna. Çık 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 çık. Hiç hemen hemen bir vakit. Çık çık sen çık sen çık. Daha hiç bir soru sual yok. Adam anlıyor, benim Müslümanım anlamıyor ya. Ağrıma gidiyor. Yeri anlıyorlar hemen. Cisim zahirde görülmez. Görmüyoruz kardeşim birbirimizi. Kendimizi gören yok. Kendinizi gören yok. Biraz şeyi görüyorsunuz. Ama yapmayın. Bak yapmayın diyorsan yapmayın. Aynaya böyle dikkatli hiç oynatmadan gözünüze bakmayın. Biraz beden gözüküyor. Tamam mı? Ceset gözüküyor. Cisim gözükmez. Beden de şey. O baktığın zaman senin sanki kalbinin içerisine taşıyor. Orada insanı korkutucu, ürkütücü şeyler var. Neler var, bir şeyler. Allah Allah. Dehşetli. Ben bakacağım sakın deme. Abi çok üzerine durdun ya. Zahirde gözüken cesettir. Mülk ve melekut olarak düşünürsek, cisim melekuttur, ceset mülktür. Cisim zamana bakar, ceset ise mekana bakar. Görünen ise bedendir, ceset sıfata dayanır. Beden ise esmaya dayanır. Cisim arşa kadar olan sürecin vücudu haricileridir. İşte bu. Cisim, biraz önce o cenneti gösterdim ya, şecere fikatta. Cisim, arşa kadar olan sürecin vücudu haricileridir. Ceset, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Şu binayı düşünün. Bina, şu anda binanın içindeyiz. İçindeyiz diye bizden kıymetli midir? Değildir. Ha, bu binayı ceset düşünün. Evet, ceset düşünün. Bu bina ceset. Oturan siz, ruh. Aranızdaki farkı düşünün. Cesettir ruh. Anladık mı abi? Bak binayı sen ruh kabul et kendine, ruh. Bina, ceset. Aradaki fark düşün. Ha, bu alemde böyle oturuyoruz. Farkı anladık mı abim? Canlı ve ruhlu insandır, bina insan değil. Peki bu ruhta olup ruh taluk edip ruh olmayan ne var? Cesetle, bina ile senin arandaki fark, ruh ile eli arasındaki fark gibidir. Onun için senin dibin yok ya. Bu kadar kıymetlisin, çöplükte harcama kendini. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ar. O kadar değerlisin ki, Allah ile kul arasında maben yoktur. Yok başka bir şey. Bir daha söyleyeyim mi şu? Binayı düşün. İçindeyiz. İçindeyiz diye bizden daha mı değerli? Yok. Bize göre şekil almış. Duvarları biz kendimize göre yaptık. Tuvaleti biz kendimize göre yaptık. Bak. Şimdi. Binaya bak. Kendine bak. Fark. Ruh ile el arasındaki fark kadardır. Çorlu, Mehmet kardeşim, anladık mı abi burayı? İşin püf noktası. Ruhun arkasında ne kadar arkasındasın? Hasan abi şurada ceset sıfada dayanır. Beden ise esmaya diyor. Daha arkaya. Ceset sıfat diyor ama. Sıfat daha üstte değil mi abi? Hani nerede diyor? Geleyim de oraya daha gelmedim. Okuduğunuz zaman geçtiniz oraya. Öyle mi? Evet. Neredeydi? Cismin tam ortasında. Cismin? Görünen ise bedendir, ceset sıfata dayanır. Ha. Görünen ise bedendir, ceset ise sıfata dayanır. Niçin? Şimdi, bu her şey Allah ne ile yarattı? Hayat ile yarattı. Malzeme hayattır. Yaratan kudrettir. Malzeme nedir her şeyin?
bedenin, cismin, cismaniyetin her şeyin şeyi nedir? Sıfata dayanır, sıfattan yaratılmış. Sıfattaki hayat. Mesela Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah taşı toprağı nereden getirdi? Allah taşı toprağı nereden getirdi? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ne yaptı biliyor musun? Şurayı halimi celal de. Şurayı cemal de. Çarpıştır izni. Çok izni çarpıştır. İki tane elektron çarpıştırırsan elektron dışında enerji çıktığı gibi. Cemal ile celali bir çarpıştırdı kemal çıktı. Varlık, mahlukat çıktı. Bunun adı da kemaldir. Peki Allah bu taşı toprağı neyle yarattı? Hayattan yarattı. Hayat. Hayat sıfatından olduğu için oraya değerlidir. Ceset ruhun annesi ve yuvasıdır, libası değildir. Arkadaşlar bu ceset ruhun bulunduğu yerdir, yoksa gömleği değildir. Şu bina benim elbisem değildir. Hanem ve yuvamdır, libasım değil. Bu ceset de ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Değilsin burada. Bu değilsin. Korkma. Ölüm buna adır. Ne kadar onu cesetten ayırırsan ölüm korkusu senden kalkar. Cesedi ruhundan ne kadar ayırırsak ölüm korkusu kalkar. Ne kadar ceset ruha bitişik olursa ölüm korkusu o kadar kol salar. Dumanın attırır ya. Başka çaresi yok. Küllü nefsin zâikatül mevt. Cisim sıfatı ceset ve beden. Cismin sıfatı ceset ve beden daha dışa vuruşturlar. Cisim daha cami, ceset ile beden dışa vuruşturlar. Burayı kapatıyorum. Şimdi geçiyoruz dersimize. O yüzden Şafi Adnan kanunda şahitidir. Said Adnan kanunda aittir. Kur'an cismi bu şekilde. O evet, aynen öyle. Ona da öyle bakıyor. Ya, efendim abi. Bu dünyada yapılanların cesede yansıması, cesetten görünmesi var. Cismaniyete tesiri var mı? Olmaz mı? Şöyle düşün. Şimdi odunu suya koydunuz. Su yemeyecek mi? Peki yaktığınız zaman o odundan duman çıkmayacak mı? Odunu güneşe koyun. Duman az olur, nuru çok olur. İşte bazı insanlar ölürken dumanı çok olduğu için bir anda çıkmıyor nur. Zorlanıyor mesela. Islak kağıdı yapmıştım burada. Üçte ikisi yanıyor. Tırırırır. Geliyor bu parçaya, kalıyor. Kim kaldıysa onu gömüyorlar. Tepsi yapmıştım. Bir kağıt düşünün bunu. Yaktığınız açtırırır. Dumanı da az olur, kaybolur. Evet, bunu yaktım, tepsiyi yaktım. Yaktıktan sonra dedim ki Alaaddin, kalan külleri göm. Sen şimdi küllerle beraber yanmayan da var, gömmeyecek misin? Kim hala bedendeyse o ölecek. Beden kabirdir. İnsanlar kabire gitmekte korkuyor. Eğer biz, dedin ya diş etkenler var mı? Örf, anane, kültür, yaş, bulunduğun mekan yaptığımız iş. Eğer ıslak odunu güneşe koyun, odunun dumanı az olur. Islak olursa dumanı çok olur, kuru olursa dumanı az olur. İş yani duman ne demek biliyorsun? Nefisi çok olur, yanmaz o. Azrail geldi, yakacak, yanmadı. Ne kadar yandıysa Allah bereket versin dedi. Yanmayanı da gömün dedi. Peki, bunu ben yaktım. Tepside yaktım. Tabakta. Dedim ki külleri göm. Neyi gömeceksiniz? Bunu gömeceksiniz. Kalan değil mi? Peki uçanı gömebilir misiniz? Afur. Uçtu. Yakalarsan git göm işte. Esselatu ve selamu aleyk. Kim tabakta kaldıysa öldü. Kim yakalanmışsa o ölmüştür. Onu gömün. Çünkü gömülmeye layıktır. Peki uçan Yaşar abi uçanı şey yapabilir misin? Nasıl uçacaksın? Nur gitti. O ölmedi ki. Ölme kim öldü? Kim gömülüyorsa. Kim o gömülen? Yanmayan. Dumanı çok olan. Ona dumanım az olsun diye daha fırlayalım. Güneşe çıkıp da çıkmakta başlayalım. Beni kurutsun diye. Biz zaten yanmışız.
Efendim? Aynen. Bak arkadaşlar, niye anlattım biliyor musunuz? Kendimi çok istiyorum ki bu şey yapın diye. Şimdi bu burada bulunuyoruz. Müthiş bir aldanış var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Yani bedenle ruh farkındalığı olmadan şu cisim, ceset, beden bilmiyoruz. Karıştırıyoruz, tamam mı? Bu bizim ceset şeyim, kabrimiz oluyor. Şimdi cennet deyince hep bedensel, cismani hayatın hazları, bir anda her yerde olalım, istediğim şey olsun, huri olsun, uçalım, gezelim, yiyelim, içelim. Böyle cennet basit. Nereye göre basittir? Buna göre mükemmel tabii. Mucizedir. Ruha göre. Ruh bunu istemiyor. Ruh ne istiyor? Daha ilerisin. Cennetten üstün ne var Osman'ın? Beka. Kademe gidelim. Ruhiyetullah var. Yok, gitme oraya kadar. Ya cennetin üstünde var. Hayır, ne var? Beka var. Daha üstün. Ruhiyetullah var. Daha üstün Rıza. Daha üstün Rıza var. Arkadaşlar, isteyene ver onu demiş. Ve değil mi bak, adam fark etmiş. Bana seni gereksini. Cennette Allah gözükmese, muhatap olmasak. Cennet olmadı ki gene. Bak ama. Muz olsun. He? Ne kadar huri olsun, muz olsun. Muz olsa ne olur, huri olsa ne olur? Peki, en çok ben Allah'ı merak ediyorum. Ama şaşıracaksınız biliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. En fazla kendimi merak ediyorum. Hiç görmediğim için. O kendimi gördüğüm anda, çünkü ben arafe nefse fakat arafe rabbehu, Cenab-ı Hak dedi ki beni tanıyacaksın. Ya Rabbi seni nasıl tanıyacağız? Beni bırak kendini tanı dedi. Kendini tanıyan Rabbini tanır var ya. Şimdi tabii ki Allah'a merak ediyoruz. Allah için kendimi merak ediyorum. Yani o kadar merak ediyorum. Hiç kimse kendisini görmemiştir. Bu sen misin? Peki bu sensen aynaya baktığın zaman 20 sene önceki kimdir? He? 5 sene önceki kimdir? Geçen haftaki kimdir? Sen yoksa 200'lü müsün? Kaç? Hasan abi, aynı zamanda gördüğümüz Rabbimiz olabilir mi? Hani kendimizi gördük, bir de Rabbimiz olabilir miyiz? Kendimiz aynı zamanda Rabbimiz olabilir miyiz? Tehlikeli o da. Şöyle. Bir şeyler işaret ettin de, zemini değil. Her şeye tokat vurulur, küfredilir vesaire de, fakat simaya yapmayın diyor. Çünkü innallâhe halakal insâne âlâ sureti rahman. Şimdi sen kastettiğin buysa değil. Misal. Mesela utanıyorsunuz. Haya olduğunu nereden anlıyorsun? Kızarma var değil mi? Şimdi mesela niçin insanlar bazı nuranidir, bazıları kesiftir? Ruhsan. Ha, eğer ruhun bu sıfatlarını kastediyorsan senin Rabbin. Allah'ın değil aşağı. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi farklıdır. Mesela buna ait bir misal vereyim. Fusus kimde değil, Lubuluk'ta Muhyiddin Arabi'nin. Hadis değil, hadisi kutsi. Allah merhameten cennet ehline kendisine yakışır gibi tecelli edecek. Kendisine yakışır gibi tecelli edecek. Ben Rabbinizim diyor. Allah'ınızım demiyor. Her zaten öyle diyor. Herkes Rabbini görecek. Allah'ı görecek değil. Ben sizin Rabbinizim deyince cennetleri kabul etmiyor. Senin, senden, cennetleri diyor ki, senden Rabbimize sığınırız. Allah Allah. Sonra düşürüyor. Tecelli ediyor gene Hamza. Ben Rabbinizim diyor. Cennetli diyor ki senden Rabbimize sığınırız. Sonra dedi ki yaranızda alim yok mu? Alimlerinize siz danışın. Sizin Rabbiniz nasıldı? Sonra zanları ile bir Rab oluşturuyorlar. Zanlarının bütünlüğü o Rableridir.
Allah öyle tecelli ediyor. Evet Rabbimiz sensin. Allah'ım. Ehl-i imana ve nur talebenin hasreti burada olanlara. Zanımıza göre gözükme. Allah'ım. Adaletle muamele etme. Allah'lığın hatırına, rahmetinle muamele et. Sen nasıl tecelli ediyorsan olsun. Benim zanıma göre etme. Ya. Şimdi zanlarımız var ya, bizim Rabbimiz. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölmeden önce en az bir defa Allah'a nihayetsiz yüzlü zannedin. Hep böyle acayip bir kötürüm yapmışlar bizi. Sizin de benim de suçumuz yok. Kürsüye çıkan Allah'ın Cumhuriyet Savcısı gibi tehdit unsurunu kullanmış. Para toplayacak Allah ile tehdit etmiş. Namaz kıldıracak Allah ile tehdit etmiş. Cehennemle tehdit etmiş. Lan Allah böyle değil ya. Şu an hep yakacak, hem azap çekecek, hep böyle olumsuz. Allah deyince ne anlıyor ya bir çocuklar sokakta? Allah deyince ne anlıyor? Hemen cehennem anlıyor. Evet şey de yok. Onu da diyor. Denge de var. Yani şeytan diyor her türlü melaneti yaptırıp Allah'ın rahmetine güvendirmesin. Yani o da var ama ya kardeşim bu hep tehdit ya. Hep cehennem, cehennem, cehennem ya. Hep cehennem. Oğlum ekmeği öyle yeme. Allah seninle, seni cehennemine koyar. Öyle yiyerek dolaşma. Diyeceğine oğlum hatırlarak yersen Allah seni cennetine koyar ya. Ustad bağ bozumu demeyin dermiş. Gayrimüteşhir'de yazıyor. Üzümü koparmaya bağ bozumu demeyin. Bozmak tahriptir, mefidir. Bağ çözümü değil. Rahmet ilahi bağlanmış siz de çözün. Bozmayın. Bağ bozumu değil, bağ çözümü. Bu kadar dikkat ediyorlar. Şimdi... O kadar farkındalar, o kadar şuurunda falan. Farkındalar. Allah razı olsun. O kadar şuurundalar ki... Hala veriyorlar. Evet. Şimdi bak arkadaşlar, burası çok önemli. Okuyamasam da şuraya kadar geldiğimi, şu gözüken, ekranda gözüken meseleye kadar okusam maksadımı varır. Yani içerisi olmasa bile. Şimdi sualı beraber okuyoruz. Sual. Kusurlu. Noksaniyetli. Mutegayir. Ne demek mutegayir? Devamlı değişken. Karar olmayan, kararsız. Elemli cismaniyetin, elemler dolu, ebediyetler, böyle bir cismaniyet, ha, ceset, beden, cisim, cemi cismaniyet, üçünün. Bak şimdi, tencere getirin, atalım abi, cesedi atar mısın Osman, attın mı abi? İkinciyi ne atalım? Beden, sonra cisim, karıştır 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 üçünü, cismaniyet. Oldu mu abim, üçü de farklı mı abim? Tamam. Şimdi böyle bir cismaniyet. Şimdi cismaniyet beden değildir anladık değil mi? Yani yarım saatten beri bunu konuşuyordum. Cismaniyet bu değildir. Çünkü elem almaz mı atom? Atom göz atomlarla yapılmış ama atom görmez. İnsan niye görüyor? Gözü meydana getiren atomlar değil mi? Hangi atom görüyor? Hangi atom işitiyor? Ama insan niye görüyor? Demek ki bu gözlük görmüyor. Gözlük de görüyor mu? Ruh da bununla seyrediyor. Bu görmüyor. Ruh seyrediyor göz penceresiyle. Tamam mı? Demek ki cismaniyette kusurlu, noksaniyeti, mütegayir, kararsız, elemli. Cismaniyetin ebediyetle cennette ne alakası var? Cismaniyet çözülmesi lazım diye uğraştım. Ama esas gireceğiz abi şimdi. Şaşıracağız. Ben de şaşırmıştım. Madem ruhun âli lezzaizi vardır. Ona kafidir. Mesela ruhsal lezzet alalım. Allah niye cennette cismani yapmış? Huri var, yiyecek var, gezmek var. Bizzat cismaniyet var. Burada ne var? Bu ne? Ceset. Cennette cismaniyet var. Cismaniyeti ne vardı? Cesedi koy. Üç defa söyleyeceğim. Tencereye cesedi koy abi. Bedeni koy abi. Cismi de koy abi. Karıştır. Buzdolabına koy donsun. Çıkan adı, üçünün bütünü cismaniyet. Bir daha. Tencereye Alaaddin'in koy abi. Ceset. Koy bir daha. Beden. Bir daha. Cisim. Karıştır. Çıkan cismaniyet. Bir daha. Tencereye ceset koy. Beden. Cisim. Karıştır. Cismaniyet. Cismaniyetle muhatap olan yok. Yok burada da.
Nereden aşağıya kulak sadır haritadır cismani? Cennet de dahil. He? Muhatap olan olmuş mu? Bunu kapattık herhalde. İsmail. Bunu bir de çalıştırsın önce. He. Nasıl dedin? Muhatap olan olmuş. Var tabii. Allah'a müşahede edenler. Cismaniyetini, muhatap olanı Rabbini görüyoruz. Men arefe men arefe nefsehu fakat arefe Allah değil. Rabbe. Cismaniyetini üçünü birden görebiliyorsa cisim, ceset, bedeni bütün görüyorsa gördüğü şey rububiyet. Ehad'dır. Harika. Kafamız alt üst ediyorsun. Evet. O zaman onun adı da Muşahadetullah'tır. Dünyada Muşahadetullah var. Ahirette Rüyetullah var. Dünya 20. mektubun başında neydi? İlk önce Allah'a iman. İman-ı billah. Marifetullah. Muhabbetullah. Değil mi? İlk önce iman-ı billah. Sonra marifetullah. Muhabbetullah. Sonra lezzet-i ruhani. Şimdi arkadaşlar, cismaniyet böyledir. Şimdi esas cennetin şeyine gireceğiz. Cennette ne alakası var bu cismaniyetin? Madem ruhun âli lezzeti vardır, ona kâbidir. Yani cismaniyeti kullanmadan ruh olmaz arkadaşlar. Şöyle düşün. Odunsuz, odunsuz, odundaki nur ve dumanı nasıl yapacağız burada? Bu dünyada? Ya soruda var. Odun olmadan doktorum, odundaki duman, nuru, sıcaklığı burada kullanın. Nasıl yapacağız? Olmaz değil mi? Lezaiz-i cismani için bir haş-i cismani neden icap ediyor? El cevap. Bak arkadaşlar, nasıl toprak? Bak, bir, dört tane unsur var değil mi? Toprak, suya, havaya, ziyaya nispeten kesafetli karanlıktadır. En kesif hangisidir? Toprak, çık yukarıya. Su, hava, nur. En latif hangisi? Nur. En kesif? Toprak. En çok Allah hangisi gösterir? Tabii ki nur değil mi? Toprak. Harika, o zaman takke çıkar. Evet, en çok Allah'a en kesif gösterir. Şu lambaların nuru gündüz bu kadar olmaz. İsterseniz yarın gelin öğlen dersini görürüz. Ha yarın sabah var mı sabah? Ha sabah Dima dersi var. 8.30'da. Dima 9 olacak. Dima 9. 3 saat tahammülü olan. Dima 9. 9'da mı başlıyor? 9'dan başlıyor. 9'da. 10 mu? 10'da onda. Onda başlıyor. Dima 9 bitti. Dima 9 mu olacak? 9 olacak. 9 olacak. Her bir ders en az 2-3 saat değil mi? Ortalama 3 saat. Ona göre. Şimdi bak. Niçin söyledim? Bu lambaların şiddetini yarın gelin bu şiddette yok. Niçin? Güneş olduğu için. Allah'a en Allah'a en fazla, en cami gösteren Allah'tan en uzak olandır. Ağacı bütünü cemeden en uzak olan meyvedir. İşte Allah'tan yani esmadan, esmanın en kesif tecellisi topraktır. Topraktan daha ileri yok. Ha, o zaman en kesif, en karanlık, zifiri karanlık nur daha gözükür. Tamam abi? Basa basa gidiyorum çünkü içini doldurmayacağım ama işaret edeceğim, bırakacağım. Cennet bakayım neymiş? En karanlıklıdır toprak. Fakat masnuat ilahiyenin bütün envana menşe. Masnuat ilahi var ya şu çiçekler şunlar. Bunlara neymiş? Menşe. Neşir yeri. Neşri yeri. Çoğaltma yeri. Medar olduğundan bütün anası risalenin manen fevkine çıktığı gibi. Yani bunu hava topraksız ortaya koyamazsınız. Dolayısıyla bu çiçekte gözüken esmalar havada gösteremezsiniz. Havada yok. Hava, su, toprak bunu gösteremez. Yani Allah'ın bir kısmının esmasına aynadır. Allah'ın bütün esmasına, binbir ismine toprak kaynağıdır. Yani bu çıktı. Bu çıkmayla kaç tane zahirinde 20 tane isme var. Mukaddir var, Musavir var, Mulevim var, Rahman var, Latif var. Değil mi? Yani dolayısıyla
bu toprak masnuat-ı ilahiyenin menşei medarı olduğundan anasır sayrenin nurun, havanın, nur güneşe, havanın suya nispeten toprak daha canlıdır. Allah'a daha güzel gösteriyor. Yani esmayı daha zahir ediyor, dışarıya çıkartıyor. Tamam mı? Toprak en uç nokta olduğu için içinde nuru, havayı ve şeyi de bulunduruyor. Evet, hepsini bulunduruyor. Sıvı hali. Hepsini bu katı sıvı gaz var ya, üçünün hepsini katı olduğu için hepsini bulunduruyor. Bak, ağaca en cami, en kapsayıcı tarafı yaprak değil. Dal budak değil. Ağaçtan en son olan, en son hulasa havuz olan meyvedir. Meyve en camidir. Niçin? En uzaktır ağaçtan. Kökten en uzak odur. O yüzden bir abi acaba toprakta Ali Hazreti Adem şahımızdan yaratılır. Evet. Biz de öyle. Mesela melekler, Cebrail niye bizden daha seviyesi düşüktür? Çünkü en cami biziz. Cismaniyetimiz kesif. Onlar tamamen nurani. Güneş nim nurani. En kesif insan olduğu için en cami insandır. Şimdi arkadaşlar geliyor şimdi şeye bak. Hem kesafette olan hepsi insani. En rezil nefis kimde var? Köpekte mi? Domuzda mı? İnsanda mı? Domuzun nefis mi fazla? Domuzun daha rezil nefsi var bizim. Biliyor musunuz? Hiçbir hayvan istisnasız, yani temizlenecek. Hiçbirisi cehenneme gitmeyecek. Hepsi cennete gidecek. Cesetleri mesela domuzdan, attan, kediden, hayvandan cesetleri toprak olacak. Bir tane ceset kullanacak. Mesela attan bir tane. Bütün at ruhları onda olacak. Nur ve nuran olduğu için o tek cesette bütün at ruhları kullanılabilecek. Yani nihayetsiz yerde olacak. Mesela biz niçin nihayetsiz yerde olacağız biliyor musun? Bak şimdi. Biraz önce dedim ki altın sahnede kaç defa yanıp sönüyordu? 60 mı abi? Bak şimdi. Dırr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 
Dırr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 r
Giden bir daha yok. Yok. Nereye gitti? İşte saniyede en az 60 defa ki bu fizik, ruhani değil. Var olup yok oluyorsun. O giden cesetlerin hepsi sensin. Hiçbirisi asıl değil, fotokopi değil. Hepsi asıldır. Hepsi cennette kullanılacak. Yani nerede var olup yok olduğumuza dikkat edelim o zaman. Evet. Mesela sen şimdi ne kadar tırırırt oldun mu? Tamam. Şimdi cennette o kadar şahsiyetin nurani olacak. Sonsuz. Peki hangisi asıl? Hiçbirisi asıl değil, hiçbirisi fotokopi değil. Hepsi aynı. Mesela güneş bir anda her yerde değil mi? Ama hiçbir yerde değil. Ki yarım nurani. Biz acayip olacağız. Şimdi en kesif toprak Allah'ın esmasını en iyi gösteriyor mu? Allah'ın nesini? Esmasını. En kesif nefis domuzda mı, yılanda mı, çakalda mı, insanda mı? Toprak en kesif olduğundan Allah'ın esmasını en çok gösteriyor. En rezil nefis bizde olunca Allah'ın zatı sıfatlarını, şuunatına en cami insandır. Sen abi şeydeki değil mi? Bütün letaif-i insaniye diyor. Mesela ben şu an bildiğim şey latife-i insaniye en şeyi kapsamlısı diye biliyordum. Latife-i Rabbaniye. Ama burada diyor ki onun üstündedir nefs-i insaniye. Evet. Bütün letaif-i insaniye. Peki. Oraya bir daha geçemem. Latife-i insaniye vardı ya. Neredeydi o? Hatırladın mı? Kalpte. Kalpte. O latife-i insaniyenin vücudu haricisidir nefs-i insaniye. Evet. Bu nefs-i insaniye derken bu bizim nefs-i emmare değil. O cihaz, nefis cihaz. Evet. Nefis denilen bir şey var. Ondan sonra
Mesela bir tane sizden bahsedeyim. Yemek yerken size söylüyorum. Beni dinleyin ama. Duymuyor musun? Al onu da. Onu da al, onu da al. O dilimi de al. O işte o adam. Canlıdır, ruhludur o adam. Bizden ayrı çalışır. Sana kaşığı götüren o baklava dilimin, bir de onu da al, onu da al. Çorbaya rolantiye sokan o. Baklavaya seriye takan. Peki, sizin bizimle konuşuyor mu? Aynen konuşuyor. Öyle isyan ediyor ki, yeter artık dedi ya. Bana neler yapıyor ya. Ve aynı böyle, yeter artık dedi ya. Bugün hakikaten en fazla böyle, belki gafil böyle bir yarım saat, ya yeter artık dedi ya. Çağa değinmiyorsun dedi ya. Yani o nasıl silah çekti? Bu derse yapmamıza bir silah. Adam ya yeter dedi ya. Konuşuyor ya. Ben de ona dedim ki şu işi bitirelim yarım saat, sana söz veriyorum. Bir tatlı kaşığı balı vereceğim. Kabul etti. Bu namussuz var ya. Maşallah. Dün vermediğimi unutuyor. Çünkü anı yaşadığı için geçmişi bilmiyor. Onu şeytan aldatıyor. Bu envare kısmı değil mi bu gene? Evet. Ondan sonra levame mühime mutmayne. Bak şimdi. Nefsi insani deyince gelemiyorum ya. En sağ kabuğu dışında nefse emmare, levhame, mülhime, mutmaine, raziye, safiye, natika. 7 tane. Bir tanesi şey. En kesin. Bunlar nefsi insaniye. Latife insanenin vücud haricileri. Allahu Ekber. İnsan olduğuma gurur duyuyor. Ama daha insan olup olmadığını da bilmiyor. Çünkü bize şey verilmiş. Bak ben gömlek miyim? Yok, verilmiş. Atlet verilmiş. Bize verilenleri söylüyorum. Vücut verilmiş sana. Tamam mı abi? Vücut. Hayat verilmiş sana. İnsaniyet verilmiş sana. İslamiyet verilmiş sana bana. İman-ı tahkiki verilmiş sana bana. Başka ne verilmiş? İlmi Kur'an'ı hikmet-i mani. Ha? Marifet, muhabbet. Ha, marifet verilmiş. Muhabbet verilmiş. Bir de ilmi Kur'an'ı hikmet imani verilmiş. Bir daha. Vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet, ilmi Kur'an'ı hikmeti imani. İlmi Kur'an'ı hikmeti imani. Bunlar giydirilmiş bize. Nasıl abi giydirilmiş? Ne demek bu ya? Bak elmayı düşünün. Renk var mı? Elmada. Var. Tat var mı? Var. Koku var mı? Var. Biyoloji tarafı var mı? Lezzeti var, birbirini kapatmış mı? Koku rengi kapatmış mı? Ha böyle işte. Peki, odunda nur var mı? Duman var mı? Isı, ışık, ultraviyole ışınları, 7 tane renk yok mu? Birbirini kapatmamış. Çünkü yazılımları kapatmaz. Hakikat, arkada mekan olmaz. O buradadır kapatmam, açmam. Şimdi nefsi insaniye, bunları yaz Osman'ım. Latife-i insaniyenin dışarıdaki vücut haricileridir. Bu sır-ı camiyeti itibariyle. Şu. Burada yok mu kardeşim? O şey haritalar. Var. Onu niye bana söylemiyorsun kardeşim? Yani niye yardım etmiyorsun Ersan'ım? Söyle bakalım. O şey neredeydi? O latife-i insani şey. Enin açılımı var. Aha şu. Hadi aç ya. Bunu nasıl büyüteceğiz bunu? Fare topu da. Orada şey altta da var. Aferin Hasan. Bak becereceksin. Bak arkadaşlar yeni mi gelen? Bu ben olan bendir. Mahluk değildir, vacip değildir bu. Buraya ruh takıldı. Buraya kalp takıldı. Bu dima. Bak. Burası vicdan. Latife-i insani bu. Bunun dışa vuruşu, dışa vuruşunu yapıyorum. Seyredin. Beşeriyet. Çık dışarıya. Nefis. Nefis ne demek? Şer değil. İkiye ayrılır. Temelde. Nefse mare. Nefsi levvame, mulhime, mutmaine, raziye, maziye, safiye. Peki nefsemmare, maddi nefsemmare, manevi nefsemmare. Eğer Allah yolunda kullanılmasa enaniyet gurur kibir olur. Allah yolunda kullanılsa enaniyet rüzname olur, takvim olur, ayna olur, harita olur, filiste olur, mizan olur, mikas olur. Arkadaşlar bu latife insanı şu an insan olmamız için şu oynaması lazım. Şu mahsu görüyor musunuz?
İşte bunun dışarıdaki vücut haricisi şu. Nefs insani dedi ya arkadaşlar. Bak 2, 3, 4, 5, 6 mı? Bir daha bu mu? Nefse. Şunu, buna gel şimdi. Nerede? Arkadaşlar bu. Nefs insani göstermek için o. Bak bu kelimeyi orası açtı. Vay be, en azından şunu de ne olur. Hiç anlamadım ama anladım şu. Çok acayip bir şeymişim ben. Abi atom görmüyor dediniz değil mi? Atom, görmüyor, atomla yapılan göz neyi görüyor? Siz diyorsunuz ki ben görüyorum. Ya, peki kim görüyor? Kimsiniz ki siz gördüğünüz iddia ediyorsunuz abi? Gözlük görmez. Gözlüğün arkasından seyrediyor. Ben bazen eskide 10 sene önce demiştim bunu. Kainata bakıp da şuna hayret etmesini bilmeyen adamı şöyle benzetmiştik. Arkasında göz olmayan gözlüğe benzer. Vallahi bu da hayret etmiyor. Ama takınca vay. Ha, atom görmez. Atomla yapılan göz nasıl görüyor? Ha, ruh pencere seyrediyor bunu. Ben ruh bu ben gözüm bununla seyrediyor mu şunla? Sırayla gidelim. Gözüm bununla seyrediyor. Benim bu gözümü de ruh bakıyor. Ruh penceresiyle de ben bakıyorum. Ele. Ele şuydu. Ne olur bir daha. Üşenmeyeceğim. Nerede bakayım? Aa ben derken bu. Bu işte arkadaşlar. Sen busun. Ne olur bunu kaçırma. Bu dünyaya geldin, yaratıldın. Sırf bunu duysan yeter. Bunu bildin mi? Seni Allah cennetinden farklı yere koyacaktır. Nereye koyacak biliyor musunuz? O cenneti gördük ya. İsteyene cennette huri, gezme, yeme, içme ne biliyorsa ona verilecek. Bana seni gerekseni dittiren, kendini fark edene cennette yukarıda bir alemler vardı. Orada garip garip bakıyorsunuz oradan bir bakayım şey yapayım. Bak şimdi. Bak arkadaşlar şunu kastediyorum. Nerede şeşer. Bak, cennete gitmek isteyen şuraya gidecektir inşallah. Ama bu dersten sonra bak cennetin üstüne bak. Arş, cennetin lef-i mahfuz. Tamam. Arş-ı azam, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, gittiği Kabu Kavseyn, imkan ve vücuba gireceğiz. Ama Yunus dedi ki, isteyene ver onu cennet, bana şurası gerek. Şuraya gelip burada mahiyetimi gördükten sonra seninle mülaki olmak. Şu vacibül vücut alemi. Allahu Ekber. Şurası. Allah'lık alemi. Tabi anlamak için. Burası. Bak ufaltayım. Şurası Allah'lık alemi. Şu mahlukat alemi. Burası berza. Bunun adı Nur-u Muhammed'i mecul mahluk değil. Yalnız değil. Kabir gibi. Ne dünyadır ne ahiret. Anne karnındaki çocuk gibi. Gaybda değil, dünyada değil. Dünyada olsa 9 ay bir gün olur. Doğuruyor bir gün deniliyor. Lan 9 ay buradaydı. Değildir işte. Ağaçtaki program. Ağaç değildir. Hiçlik de değil. Tamam mı abi? Şimdi isteyene bu verilecek. Mağazı görüyor musunuz? Cennet. Ama bu dersi fark edene hiçbir şey bilmesem bile. Allah'ım sen isteyeni cennete girip ne istiyorsan vereceğini vaat ettin. Gireceksiniz Allah nasip ederse inşallah. Şu Mağustan ya Rabbi orada anlamamıştım. Bu adam beyaz adam. Böyle bir şeyler demişti orada. Burası ya vallahi neresi? He. Burası neresi? Ya bu üstte bir beni bir oraya götürsene. He. İsteyene de verilecektir. İnşallah. İsteyene verilecektir. Peki kim isteyecektir? Bak İsa Aleyhisselam ayet. İsteyene verilecektir. Kim onlar? Verilenler. Verilene verilecektir. Yani burada istemeyi sana vermişse sana orayı verecektir. Evet, vermek istemeseydi istek vermezdi ve istemeyi vermezdi. Hazreti Osman naklediyor radıyallahu anh ve Hazreti Ali Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun diline vermez, ağzına vermez.
Hazreti Ömer mi? Ali Ali. Osman. Hazreti Ali. Ben Hazreti Ali biliyorum, bir de Hazreti Osman hepsi diyordu. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Ne bahsediyorsun kardeşim ya? Ben önce derste dedi, çok haklısın dedi. Çok haklısın. Yeni gelmiş. Haklısın. Evet. Olur mu ya dedi böyle şey dedi. Ümmet edilmiş veren cennetin birinci tabakasının cennet olduğunu bile bilmiyor da. Ne yapayım? Ona ne diyeceksiniz? Tamam. Doğrudur. Bir gün sizi bir şey yapayım rahatlatayım. Allah gözükür. Allah gözükmez bizim zaafımızdandır. Allah gözükür kardeşim. Ama görmeyi göze indirgersen gözükmez. Kulakla gördüğümüz ayrıdır. Burunla gördüğümüz ayrıdır. Dille gördüğümüz ayrıdır. Elle gördüğümüz ayrıdır. Kaşımayı bile elle görürüz. Ha? Bir de bunun dışında Latife-i Rabbani'ye Allah'ı görür. Gördüğüne dili Mehmet'in Elhamdülillahi Rabbin Alemin namazlar. Bir tatlı olmuyor mu? Veya derste şu anda hazır huzur yok mu? Ha, Latife-i Rabbani'ye hazır olan Zat-ı Zülcelal'den sende huzur oldu. Şu anda huzur yok mu? Ha, Latife-i Rabbani'nin Rabbini müşahede ettiği için. Ama kör olası cehalet, kar olası cehalet görmeyi göze indirgemiş. Renk ve şekile indirgediği için gözükmüyor diyor. Oysa insan Allah'ı görüyor. Ama kafa gözüyle değil. Şimdi bir saat bu dersi anlattım. Ders bitiyor dedim. Biterken dedi ki biter. Yeni geldiğine göre. Abi dedi. Hocam dedi yeni. Ya dedi millet yanlış anlayacak dedi hocam. Sonunda düzelt şey yapın dedi. Allah yani gözükmez yani. Bir saat onu anlattım. Doğru söylüyorsun dedi. Gözükmez. Burada bir tanesi dedi ki. Olur mu abi dedi ya. Bir saat gözükür şeyini anlatıyorsun dedi ya. Tabii ki gözükür. Gözükür ya. O nasıl gözükür dedi ya. Olur mu ya. Gözükmez kardeşim. Gözükür kardeşim. Ya. Nasıl inanıyorsan öyledir. Evet. Rabbin senin zanı üzerindedir. Allah bizi zannımıza bırakmaz. Ya. Zahiri bakarsan zahiri şeriatı aynen kabul edeceksin. Zahirde ne demiş o? Ama şunların içini dolduracaksın. Nefs-i insaniye sır-ı camiyet itibariyle zamanın geçtiğimi biliyorum. Tezekki etmek şartıyla. Bak şimdi esas buraya geldim. Bu 50 dakikayı bunun bir saati bunun için anlattım. İnsan cennette huri yeme içme değil. O birinci tabakadır. Ötekilerde haberimiz yoktur. Bunlar şartıyla diyor bütün letaif-i insaniyenin, letaif-i insaniye, böyle şey değil yani, nefsaniyesi değil, letaif. İnsanda fikri var. Doğru kullandık. Allah cennette fikri lezzetlendirmeyecek mi? Doğru düşündük. Kuvve-i hayaliyenin cenneti yok mu? Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikar. Dimada 7 mertebe yok mu? Endiş kabuğunda tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam. Hepsini yerinde kullanma nispetinde Allah onun cennetini koymayacak mı? Tahayyülün cenneti ayrı, cenneti ayrı. Tasavvurun cenneti ayrı. Taakulun cenneti ayrı. Gir içeriye. Vicdandaki hissin. Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah, rüyetullah'a dönecek. Latife-i İnsani. Ha, şimdi arkadaşlar. Bir de duygularla biz ibadet ettik. Duygular, yeme, içme, cinsellik, baklavalar. Bu duyguların cenneti. Ruhun cenneti daha yok. Bu bahsedilenler duygularımızın cenneti. Cinsellik duygudur. Baklava duygudur. Uçmak, kaçmak bir anda her yerde. Altında Kur'an-ı Kerim'de, altında nehirler akan, bunlar hep duygularımızın, cismaniyetimizin, ceset demedim, cismaniyetimizin cennetidir. Cennetin de birinci tabakasıdır. Yani cennet-i meva var, adın var. Şimdi cennetle Darüsselam var. Dünyaya benzeyen cennet orası. Arkadaşlar, bahsedilen cennet bildiğimiz cismaniyet cennettir. O cinselliktir, huridir. Dünyadan, bak huri, hanımınızı anlatayım size. Ne olacak orada hanımınız? Huri diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hurilerin saçlarındaki bir kıl. Dünyaya değil,
alemi şehadeti gözükse nurundan bütün gözler kör olur diyor. Mesela fotoğrafa gidiyoruz ya fotoğraf çektirirken. Beyefendi olsa ne sabredeyim? O şiddetli ışık var ya seni çekerken. Göz dayanabiliyor mu? Zor değil mi? Ha, onun yüz katını düşün gözüne vuruyor. İşte hurinin nuraniyeti bütün gözleri kör eder. Allah Resulü'nün ifadesiyle bilerek okuduğum için söylüyorum. Bir tükürüğünde damla gelse bütün dünyadaki acı sular tatlılaşır diyor. Bu nasıl bir güzellik? 70 hülleyi giydiği halde kemiklerindeki iyilikler gözükecek. Bundan daha güzel olacak dünyadan giden hanım, orayı kazanan hanım. Senin hanımın böyle olacak. Hadi canım dediğim. Evet tövbe et. Tövbe et. Tövbe et bir daha. Tövbe estağfurullah. Bir tane daha. Üç defa. Duyacak mısın? Tövbe estağfurullah. Sildiriz. Vallahi dünyadan giden burada anlatıyor. İleriki sayfada anlatıyor. Dünyadan giden hanım kardeşlerimiz. Bu peki anlatılıyor mu anlatılamıyor? Peki nasıl olacak cennette? Cennette en düşükten kıyas ediyor Allah Resulü. Diyor ki cennette böyle yok da senin anladığın dünya. Taş toprak var ya diyor. Cennette taş toprak olsa dünyanın karşılığı şu olur diyor. Hayvanlara benzer diyor. Taş toprak. Bir taş toprağın bir üstü nedir? Bitki değil mi? Cennetteki bitki dünyadaki karşılığı insan seviyesindedir diyor. Peki cennetteki hayvan nasıldır? Ya insan? Öyle bir şey yok. Karşılık yok yani. Hasan abi 70 huri eşinin özellikleri değil mi? Aslında eştir o yani. Eşin eşten zor etmiş yani. Eşittir yani. O 70 huri giydiği zaman bir alttadır o soru. Bak şurada. Yok. Bir soramı. Soruyu göstereyim de. Bu da değil. Bir önce miydi? Bak 70 hülleyi giydiği halde şurada mıydı? Yok. Bak göstereyim. Ha. Huriler suale bak. Sayfa 500. Sözden. Huriler 70 hülleyi giydikleri halde bacaklarının kemiklerindeki ilikler görünüyor. Bu ne demektir? Ne manası var? Nasıl güzelliktir? El cevap oku demektir. Merak eden okusun. Vallahi ben merak etmiyorum orayı diyen. Vallahi belki 10 defa okudum onu. Belki gördüğüm zaman nasıl bir şey dedi. Böyle acayip bir şey ya. Size bir müsebbet. Bir de korkutayım. Korkutmanın isteğim de yok. Harama baktığınız zaman ki farz-ı muhal. Bakmazsınız da. Sizin mutlaka var. Oradaki ekranda gözüküyorsunuz. Vallahi Allah Resulü'nden okudum. Ekrandaki huri yani sizi görüyor. Sizin eşiniz olacak huri görüyor ve ağlıyormuş böyle. Onu bana mı tercih etti? O haram için diyor. Onu bana mı tercih etti? Ağlarmış devamlı. Allah'a yalvarırmış. Ya Rabbi eşimi kurtar ondan. Huriler dua ediyor cennette size. Allah'ım eşimi ondan kurtar. Onu bana mı tercih ettin diye ağlarmış. Yazıklar olsun dünyadaki hanım gibi demezmiş. Kız başmış, elini kaldırıp dua edermiş. Hani ölü de var ya mezarlıkta Allah'ım. Yani mezarlığa okuyoruz ya. Selamun aleyküm ya ehl-i kubur. Ve aleyküm selam ya ehl-i dünya. Ya Rabbi burada yatan ehl-i imanın ruhuna deyince oradaki ehl-i iman diyor ki Allah'ım bereketli ömür ver ki bize de rahmet okusun bu. Fatih okusun. Onun için ölünün duası var. Şimdi arkadaşlar burayı anlatmak istiyordum. Cismaniyet şimdi cennet ne acayip türlü değil mi şimdi? Arkadaşlar cismaniyetimizin cenneti cennetin birinci tabakasıdır. Vicdanımızın cenneti, dimağımızın cenneti, kalbimizin cenneti, ruhumuzun cenneti, letaiflerimizin cenneti, enemizin cenneti bilinmiyor. Hasan abi. Bilmiyor. Cennetteki nimetler dünyadakilerin benzeri olacak. Darüsselam'daki cennetlik. Buradaki bu dünyada kişilerin imanını kurtarmak, hizmet etmek gibi gelen şeylerden gelen lezzet ve ruhaniyenin cennetteki karşılığı... Yok bilmiyorum. Yani mesela
şöyle diyeyim. Niçin nur talebeleri de imanlık kabre gidecek deniliyor? Çünkü iman seferberliği yaptığı için anlatacağım. İmanı kurtarırken insanların imanı kurtuluyor. Çünkü ölüyor. Yani insanların imanı kurtarsın. Yani şöyle diyeyim. İnsanları mutlu yapmaya çalışan insanlar mutlu insanlardır. Unutmayın. En mutlu insanlar kim? İnsanları mutlu yapmaya gayret ederken yanında da yapıyor. Otomatik alışıyor gülmeyi. Tamam. İnsanları mutlu etmeye çalışırken mutlu oluyorlar. Allah dünyada muacel mükafat veriyor. Mutlu oluyorlar. Annesinin yavrusunu izzetti cennetleri karşılığı ne? Ya imanı kurtarmaktan değil mi aldığımız lezzet? Yok ki, bilmiyoruz. Onun için ne diyor? Nefsi insani sırrı camiyet itibariyle tezekki etmek şartıyla. Bütün letaif-i insaniyenin, Osman'ın burayı kaçırma abim, bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi. Öyle de cismaniyet en cami, en muhit, en zengin bir ayna-i tecelli esma-i ilahiyedir. Bütün hazine-i rahmetin müddeharatını tartacak, mizana çekecek aletler cismaniyettedir. Ondan sonra devam ediyor arkadaşlar. Bütün ne diyor? Diyor ki, izle okuyayım. Mesela dildeki kuvve-i zayika, rızk zevkinde enva matumat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı. Hem ekser esma-i ilahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek, zevk edip tanımak cihazatı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevi ve nihayet derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidatlar, bak cennetine bak, yine cismaniyettedir. Madem şu kainatın sani, şu kainatta bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve bütün tecelliyat esmasını bildirmek ve bütün enva-i sanatını tattırmak istediğini kainatın gidişatından ve insanın camiyetinden 11. sözde ispat edildiği gibi katı anlaşılıyor. Elbette şu seyri kainatın bir havz-ı ekberi ve şu kainat tezgahının işlediği mahsulatın bir meşeri azamı ve şu mezra-i dünyanın bir mahzeni ebedisi olan dar-ı saadet şu kainata bir derece benzeyecektir. Hem cismani hem ruhani, bak cismani lezzetten hariç bir de ruhani bütün esasatına muhafaza edecektir. Ve o sani hakim, o adil-i rahim elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidamatına mükafat olarak ve ibadat-ı mahsusallarına sevap olarak onlara layık lezzaizi verecektir. Yoksa hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir halet olur ki hiçbir cihette onun cemal-i rahmetine ve kemal-i adaletine uygun değildir. Kabili tevfik olamaz. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda sizi, evlad-ı yalinizi, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi, el imanı ve nur talebelerini mazhar eylesin. Evlerimize maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erba habiseleri, mevad-i şerileri hak ile yeksan eylesin. Sihat ve selametin sebebi olan erba haliyeleri, ruh-i kutsileri nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi alemin, senin kudretinde acizlik yoktur. Şimdiye kadar gelen bütün 124 bin peygamberlerin istediklerini istiyoruz. Sığındıklarına da sığınıyoruz. Vahir devahum elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, haşir meydanında niye bunu yaptın? Niye bunu dedin? Niye bunu yapmadın? Niye bunu demedin? İtabına vesile olacak konuşmaları, fiilleri dünyada nasip et. Amin. Vahir devahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tekrar